aşağıyı tam olarak göremiyorum dediğin bir alan. Sadece bu şekilde mi çizim açabilirim? Şu yönden de çizim açabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi. Aynı yerden de çıkabilirim çizimden. Eğer bir çizim varsa. Tamam? Açıyorum. Siz de bu şekilde çizim açabilirsiniz. Ya da ilk başlarda ön düzleme bir çizim açmanızı isteyeceğim. Ön düzleme tıklayın. Çizim aç. Sıfır çarpı ilk basamak ile çarpılıyor değil mi? İkinci basamak neyle çarpılıyor? Değil mi? Bak sıfırıncı basamak, birinci basamak, ikinci basamak doğru mu? Basamak sayı değil mi? Hocam bir şey de. Devam et sen. Başındakini alıyorsun. Sıfır var değil mi? Evet. İlk basamakta sıfır var. Çarparken ne yapıyoruz? Sıfırla çarpıyoruz değil mi? Tamam. Sıfır çarpı bir. Tamam. Peki. Şimdi sonrakine geçiyorum. Yine burada bulunanlar, sağdakiler de lejantı görmek istedikleri. Ve son. Bakın. Sonra bunu bu sil. Buna basarsan siler. Bakacağım. Sonra ağzını buna göre çizelim. Bununla mı yapıştırdın? Hayır. Hayır, bu şey. Hiç onu kullandın mı yapıştırmada? Seyir mi arıyorsun? Tamam, bunu benim. Ama rengi kimliği. Çok büyük. Bunun daha küçüğü yuvarlak cetvel var. Tamam mı? Yuvarlak cetvel. Şimdi ben bunu satıyorum. Süsler açısı sen yapıyorsun. Tamam mı? Sen de bunu al. Biraz şey yapı dur. Bunu takıyorum. Sen yeşil ipini takıyorsun iki kat bir şekilde. Tamam mı? İşte az önce arkadaşımız mesela gözünü çok yakından çekmek istedi. Bulanık. Yani bulanık olabilir ama siz onu netleyeceksiniz ışıkları. Bunlar yapay ışıklar. Aslında biz doğal ışıkları kullanacağız ama bunları... Geri pozisyon yapıyordum. Bir elim kişinin alnındaydı, bir elim de kişinin çenesindeydi. Baş yana geri pozisyonumu gerçekleştirmiştim. Ben saymaya başlıyorum. Evet, anlıyorum ki hastam ölmüş ve ben bu aşamada kalp masajına başlayacağım. 8 ve 9 ve 10 ve 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18, 19, 20, 21, 22, 23 yaptım. Ve anlıyorum ki nabız yok. Nabzını da aynen bu şekilde yapabiliyorum.